Tekrar hoş geldiniz. Bu webinarda bizim için çok önemli bugün gerçekleştireceğimiz. Bizler için çok kıymetli ve değerli, sadece bizler için değil, ülkemiz için çok kıymetli ve değerli bir kurum olan İş Bankası'ndan Serkan Bey bizlerle birlikte olacak. Kendisi veri ve iş zekası yöneticisi İş Bankası'nda. Kısaca içerikle ilgili sizlere bilgi verdikten sonra aslında söyleşimize başlayacağız. Öncelikle mümkün olduğunca bu iletişime biz Serkan Bey'le dün görüştüğümüzde de yani monologdan ziyade sizlerin de katkısını almak çok önemliydi bizler için. O yüzden ekranlarınızın sağ tarafında sorular, questions diye bir panel oluyor. Dinlediğiniz zaman oradan sorularınızı bize iletebilirsiniz. Biz soruların tamamını seans sonunda cevaplandırmaya çalışacağız sizlere. Bu bizler için çok değerli. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bizle paylaşabilirsiniz. Ben ve Serkan Bey mümkün olduğunca sizlerle paylaşacağız. Serkan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bu değişik ve zor zamanlarda zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. Umarım sağlıklar iyidir sizin sevdiklerinizin ve ekibin. Evet, ben de iyi, sağ olun, teşekkürler. Ben de herkesin, sizlerin ve katılımcıların sağlıklarının iyi olduğunu umut ediyorum. Teşekkürler. Böyle de olsa görüşmek güzel. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Ben kısaca bir başlıkları özetleyeceğim katılımcılar için bilgi olması açısından. Akabinde de söyleşimize hemen başlarız. Bugün biz Serkan Bey ile konuşacağımız konu başlıkları genel anlamda İş Bankası sizler de çok iyi yakından biliyorsunuzdur zaten. Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarından, finans kuruluşlarından birisi ve İş Bankası'nda Click nasıl kullanılıyor? Oradaki kullanım şekillerinde işte self-service yaklaşım çok önemli. Orada nasıl bir hayat var? Onun yanında şube tarafı bu işi nasıl sahiplendi veya nasıl bir reaksiyon gösterdi? Ve akabinde de işte gömülü analitik gibi konulara da dokunup akabinde sizlerin sorularıyla seansı sonlandırmaya çalışacağız. Yaklaşık 40 dakika, 50 dakikalık bir süremiz var. İsterseniz başlayalım Serkan Tabii, Bey. tabii. Öncelikle Click'le tanışma nasıl oldu? Bu yolculuk nasıl başladı? Oradan başlayabilirsek akabinde de dediğim gibi konu başlıkları zaten hali kendiliğinden gündeme gelecektir. Evet, tabii. Bu 2 senelik bir süreç aslında. 2 seneyi de geçtik hatta. 2018'in ortalarından beri var olan, 2019 boyunca yoğun bir şekilde süren, 2020'de devam etmekte olan çalışmalarımız var sizlerle ve ClickSense aracıyla birlikte. Bu süreçte biz tabii bankamızda malum aslında tabii birçok analitik araç zaten kullanılmaktaydı, epey sürelerden beri kullanılmaktaydı. ClickSense'e nereden geldik, nasıl geldik, ClickSense'de nasıl bir ilerleme oldu, işte bu self-service, iş zekası dediğimiz konu bunu nasıl tetikledi, oradan bahsedeyim, sizin de sorunuzda Evet. yer aldım. Öncesinde şöyle bir o organizasyonel yapı ve çalışma şekliyle ilgili bankamızdaki durumdan bir bahsederek girmek istiyorum. Öncelikle veri yönetimi bölümünde çalışıyorum ben. Bankamızın veri yönetimi bölümü 2015 yılından beri var. Biz veri yönetimi bölümünde iş zekası anlamında, analitik uygulamalar anlamında ve veri yönetimi anlamında temel faaliyetleri sürdürüyoruz aslında bu üç ana başlık altında başından beridir. 2019 itibariyle de yapay zeka fonksiyonu da bunlara katılmış oldu. Bu şekilde özelleşmiş bir bölüm aslında bankamızda. Veri yönetimi bölümü faaliyetleri hem iş zekası çıktılarını ve analitik uygulamaları sunmak hem de verinin diğer tüm yönetimi de özellikle kapsayan işte veriye kim erişir, nasıl erişir, nereden erişilir, veri kalitesi, veri zenginleştirmesinden, veri güvenliği gibi birçok unsurun topyekün ele alındığı bir organizasyonel yapı aslında. Biz bu bakışla 2018'in başlarından itibaren gerek eldeki araçların bazı tabii veri görselleştirme ve yine veri analizi anlamında yeteneklerini de arttırabilmek adına ClickSense'e bakmış olmakla birlikte bir yandan da bizim için bir master proje olan self-service iş zekası hareketini sürdürmek istedik, bunu hedefledik.
Bununla birlikte, bunun da imelendirmesiyle beraber değerlendirmeler neticesinde ClickSense aracını bankamızda konumlandırdık. Bakıldığında özellikle bankacılık sektörü tabii hepimizin bildiği gibi malumunuz aslında yasal zorunlulukların yani regülasyonların çok olduğu ve de tabii doğası itibariyle de nasıl diyeyim, yasal raporlamaların önem arz ettiği. Bu bağlamda da Single Source of Truth denilen stratejinin aslında sürdürülmesi beklendiği organizasyonlar. Tabii yıllarca da bu şekilde gitmiş. Bu bir esas, bu bir temel olarak ele alınıyor. Fakat günümüzde işte üst üste gelen dönüşüm rüzgarlarından en sonuncusu olarak bu dijital dönüşüm rüzgarı da sürekli büyümeyi ve karlı büyümeyi, karlılığı gerektiren başka unsurlar da ortaya getiriyor. Böyle olunca veri yönetimi anlamında stratejiyi sadece single source of truth değil, biraz da multiple versions of truth denilen bir yapıyla da destekleyerek, böyle bir stratejiyle de destekleyerek aslında yürütmek istiyoruz kurumsal anlamda. Tam da bu noktada işte bu dijital dönüşümün bu gereksinimlerini daha böyle daha esneklik içerebilen, deneme yanılma yapılabilen, bir çalışma şekline de veriyle de bu şekilde çalışabilme şekline de izin verecek bir yapıya almamız ve bunu sadece işte IT veya BT diye ifade edebileceğimiz merkezi ekiplerdeki insanların değil, aynı zamanda tüm business hatlarda yapılabilmesi. İşte bu çevik çalışmayla beraber business ekiplerle IT ekiplerinin kurduğu ortak yapılarda da baştan uca bu analitik işlerin çalışılabilmesini hedeflemiştik. Bu bağlam bize aslında ClickSense gibi bu şekilde esnek kullanılabilecek, yönetilebilecek bir aracı kullanmamızı, yaygınlaştırmamızı ve doğru yerleştirmemizi gerektirdi. Bu da tabii sadece aracın kendisi değil, bir yandan da bu süreçleri doğru şekillendirmek, iyi şekillendirmek gerekiyor. Daha böyle basitçe söylemek olursak, yani yazılım geliştirme dünyasında olduğu gibi aslında sadece gereksinimler doğrultusunda bir iş zekası çıktısı üretmek, içinde yapay zeka da barındırsa dahi, böyle bir analitik çıktıyı üretmek için işte gereksinimleri almak, bunu bir şekilde geliştirmek ve sunmak life cycle'ını, yani o bilinen klasik life cycle'ı sadece agile yöntemlerle de yürütmek aslında yeterli olmuyor. Bunun için bazı işte insanların o multiple versions of truth stratejisini uygulayabilecekleri ortamlar yaratmak gerekiyor. Yani burada işte bir development ortamı var, bir yerde de test ediyoruz. Oradan da işte üretim ortamına, production'a alıyoruz yaklaşımından ziyade bizim kum havuzu kullanımlarını da yine bir business ve veya BT kökenli tüm çalışanların kullanımını açaraktan bunu sadece bir geliştirme ortamı gibi değil, bunun da aslında bir çeşit prod ortamı olduğunu ve burada da aslında bazı analizlerin yapılabileceğini sağladığımız bir farklı bir structure aslında kurgulamaya çalıştık ClickSense'le beraber. Bunu bizim mevcuttaki analitik portallarımızla bir entegre haline getirip aynı zamanda veri yönetişimini de garanti altına aldığımız, yani veriye yetkiler dahilinde erişmesi gerekebilen veya erişme hakkı olan insanların erişebileceğini da mesela garanti altına alarak, işte veri sahibinin bundan haberdar olduğunu da garanti altına alarak da bir kurgu yapmaya, bir entegrasyon yapmaya çalıştık. Bu süreçte sizlerle de birlikte ciddi entegrasyon çalışmalarımız oldu altyapı anlamında. Bunları da mümkün olduğunca DevOps mantığında olduğu gibi aslında otomatik deployment süreçleri ve otomatik test süreçleri ile continuous bir süreç olarak Doğru. yaratabildiği hedefledik. Şimdi Bunları da yaparken Serkan Bey, değil mi? Yönetilebilir olması, yani yönetilebilirden kastım da sonuçta iş kullanıcılarına da dahi bir yetkinlik veriyorsunuz şey olarak. Ve evet. onu yaparken sistemi de sizin sıkı bir yönetim ve bir sanki üstten bir akıl gibi, sen burada hata yapıyorsun gibi Evet. bir şeyiniz de var diye hatırlıyorum. Evet, şimdi demin işin biraz entegrasyon ve teknolojiyle alakalı ve metodolojiyle alakalı boyutlarına fazla kaydım. Aslında self-service tarafında yine birkaç söylemek istediğim şey daha var. Dediğimiz oralara geliyor.
Self-service iş zekası aslında biliyorsunuz 2018'lerden beri falan oldukça popüler bir kavram olarak tüm Doğru. dünyada yer buluyor. Birçok kurum bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu zaten biraz kaçınılmaz bir vaziyet oldu. Yani aslında böyle su akıyor, yolunu buluyor gibi oluyor. Demin de ifade ettiğim gibi eğer veri ve veriden alınacak olan ihtiyacı, işte oradaki kullanıcının o ihtiyacını tamamen merkezi ekiplerin geliştirmeleriyle veya sunmalarıyla halletmeye kalkarsanız bir darboğaz yaşanıyor. İstenilen seviye, sürede veya istenilen hacimlerde bu isteklere cevap verilemiyor. Bu da işte günümüzün bu dijital dönüşüm rüzgarında işin organizasyonel yapısı olan çevik çalışmayı desteklemiyor. Bu bağlamda self-service aslında kaçınılmaz oluyor. Eğer veri ekipleri, veri yönetim ekipleri sizin demin dediğiniz gibi bu kontrollü ortamı tasarlayıp çalışanlara iyi bir şekilde sunmazsa, yani süreçleri belli, yöntemleri belli bir şekilde sunmazsa zaten insanlar başka arayışlara giriyorlar. İşte bir veriyi oradan alırım, işte buradan da alırım, bunu işte bir şekilde birleştiririm, işte çeviririz falan gibi. Yani hem zorlanan hem yani iş gücünü anlamında verimsiz bir durum yaratan hem de belki başka hatalara da sebebiyet verecek veya işte ne bileyim governance anlamında data lineage'ı yani veri akışını falan kaybedebileceğiniz Doğru. problemlerin de yol açacak durumlar oluşuyor. Burada bizlerin zaten aslında en çok üzerinde durduğu ve çalıştığı yani görev olarak karşılamaya çalıştığımız nokta bu oldu. Demin bahsettiğim entegrasyonlarla birlikte self servis anlamında tüm kurumda bu farkındalığı farklı profiller var tabii. Her profil aynı şekilde değil ama bu profilleri belirleyerek, o profillere eğitimler düzenleyerek, aynı zamanda iş üzerinde eğitim gibi faaliyetlerle de projenin eşliğinde takımlar kurarak, belli periyot beraber bu işleri sürdürerek, sizlerden de o dönem yine aldığımız danışmanlıklarla ve ortak çalışmalarla aslında sadece bir araç aldık, işte onu koyduk, işte insanlar da bunu kullansın şeklinde ilerlemeyip hani self servisin nasıl daha verimli olabileceği konusunda bir bizim self service enable dediğimiz şeyi yapmaya çalıştık aslında. Business ekiplerinde bu işi yapması. Bu çünkü zaten dediğim gibi bugünün çevik çalışma gereksinimlerinde ve bu artan veri hacminde, bu çevik çalışma yönteminde, dijital dönüşümde kaçınılmaz bir durum. Bu Aynen. yöndeki faaliyetleri sürdürmek gerekiyor. Ben hatırlıyorum siz de zaten 2018 yıllarını konuşurken hep yazılım anlamında evet click dolduruyor ama Ömer burada işte process ve people anlamında ne yapmamız gerekiyor? Çünkü software evet tamam o people prosesi uyum sağlayabiliyor muyuz? Gibi şeylerde çok tartıştığımızı ve akıl yürüttüğümüzü hatırlıyorum ben de. Sizin dediğiniz o kaçınılmaz en önemli şey aldık koyduk değil. Aslında onun enablement işte dediğiniz siz kendiniz ekip kurup eğitim veriyorsunuz zaten. Hatta şey de Evet. yapılıyordu diye hatırlıyorum. Otomatik o bahsettiğiniz yazılımın prod'a geçişinde de eğer bir hata varsa onu da kullanıcıya yine feedback şeklinde verip kullanıcının kendi düzeltmesini bekliyorsunuz gibi aslında akıllı bir sistemde kurgulandı. Evet, aynen dediğiniz gibi işte bu DevOps yaklaşımıyla o kalite kontrol noktaları da oluşturarak da geliştirmelerin mümkün olduğunca yine çevik olmasını sağlamak adına bu tip şeyler yaptık. Aynen. Böylelikle veriyle zaten aslında veri keşfinin biraz adı da o anlamda üzerine değil mi? Yani hani keşfetme faaliyetini ısmarlayamazsınız zaten. Hani bu Doğru. bir işte sipariş verip gereksinimleri ifade edip sonra da çıktısını almak üzere planlanabilecek bir çalışma şekli olması zaten işin doğasında mümkün. Doğru. Veri keşfini gerçekleştirme işimizi tamamen belli bir bölüme bırakmak veya belli bir departmana bırakmak da yine olmayacağı için aslında ister istemez her business'ın, her o business line'ın kendi şeyindeki veri alanındaki veri keşfi çalışmasına, buradan işte iyileştirme yakalamak anlamında olabilir, çok çeşitli anlamlarda olabilir, girmesi gerekiyor zaten. ClickSense bu anlamda bu ortamları sağlayabilen bir araç olduğu için biz de bu böyle bir şey yakalamış olduk. Süper. Süper. O Yaptık. zaman insanlar en azından çok self-service mit gibi görüyorlar. Ya hep konuşuluyor ama yapabilen kurum
var mı gibi hep bir genelde soru işareti olabiliyor. Yani İşbank gibi 25 bin üzerinde çalışanı olan bir kurulumda, yani köklü ve kültürü olan bir kurulumda, yani bu şekilde kısa vadede, aslında görece bir kısa vadede sağ serse hızlı bir adaptasyon yaşandı diyebiliriz o zaman. Tabii, kesinlikle. Ben self-servisin mutlaka başarılması gereken önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bence zaten bundan çok öncesinde, yani belki 10-15 yıl öncesinde dahi, daha geleneksel istek kasa araçları kullanırken bile aslında iyi, daha verimli çıktılar. İş birimlerinin işin içinde olduğu çalışmalarda ortaya çıkardı. Benim bunu gözlemlediğim örnekler olmuştu. Bu tabii hani yazılım gelişme dünyasında olduğu gibi çalışma metodolojileri ile kurtarılmaya çalışılan bir vaziyette. Fakat daha sonra araçların yeteneklerinin teknolojik olarak artmasıyla birlikte aslında işte özellikle ön yüz gereksinimlerinde veya veri ilişkilendirme gibi konularda insanların kendi kendine bu veri ön yüz anlamında veya bir şey anlamında ilişkilendirme anlamında hazırlığı yapabiliyor olmaları çok daha verimli, hızlı, çok daha efor kazancı olan bir yöntem. Ama tabii yani Süper. dikkat çalışılması, eğitim verilmesi, bunun belli bir standarda süreci oturtulması gibi şeyler önemli. Yani burada sadece işte bu araç self-service kullanılabilir, işte biz de bunu aldık, koyduk, bu şekilde işte çalışılsın deyip sonra da başarılı olmadı. Ne bileyim ama tabii o şekilde yapılmazsa başarılı olabilecek mi? Yaşayan bir organizma gibi aslında, devamlı değişiyor, gelişiyor. Onu devamlı canlı tutmak gerek aslında, iş zekası dediğimiz şeyde. Sadece şöyle eklentiler, belki hani geleceğe doğru neler olur kısmında konuşuruz belki yine bu kısmında ama muhakkak ki tabii yeterli değil. Hani bu söylediklerimiz belki 2018'den bugünlere kadar olan popüler çalışmalardı. Self-service bu şeyde de Gartner öngörülerinde de var olan bir şeydi. Hatırlarsanız konuşmuştuk. Self-service tek başına agile olarak yeterli bir durum yaratamıyor. Bunun aslında data ops servisleriyle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde siz self-service enabler olayını iş tarafına sağladığınızda oradaki çalışmalar eğer veri yönetimi anlamında şeylere takılırsa işte verinin olmaması veya verinin kalite bozuklukları veya işte verinin doğru yerlerde doğru zamanda erişilememesi gibi problemler oluşur ve bunlar yine merkezi ekipler tarafından karşılanma süreçleri aynı darboğaza girerse aslında o zaman işte mekanizmanın hızını belirleyen yerin en yavaş yer olması gibi orada yakalamaya çalıştığımız ecaleti yine kırılacaktır. Doğru. Velhasıl self-service tek başına o dijital dönüşümü yakalamak için ekiplerin istediği çevikliği sağlayamayabilecektir. Olması gereken bir yetkinlik fakat bence bu DataOps mekanizmalarıyla desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Doğru, Buraya çok haklısınız. Şimdi biraz daha şimdi self-servisten, yani genel müdürlük bakış açısından biraz daha sahaya doğru, şubelere doğru geçersek, evet. Kli şube tarafında da kullanıyorsunuz. Oradaki kullanım şekli nasıldır? Orada self-service olmayacaktır. Dünya biraz daha farklı bir bakış açısıyla ilerlemek gerekiyor. Biraz oradan bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedelim. Clean şube açılması, hatta aslında şube açılmasından ziyade Clean bütün kurum genelinde kullanılır olmasının veri okur yazarlığı anlamında da çok faydalı olacağını düşünmüştük. Bu yönde çalışmaları sürdürdük. Ve şubelerin tabii ki çalışma şekilleri genel müdürlük bölümlerinden daha farklı olabiliyor. Belki hani bir yapboz, bir kum havuzu ortamı oluşmuyor. Belki daha hani gerçekten de spesifik verilerle veya hedeflerle çalışmak gerekiyor. Ancak bugüne kadar çok analitik olmayan, belki sadece raporlama boyutunda kalan veya liste denilebilecek boyutlarda kalan veri kullanımı şubelerin aslında biraz daha bu ClickSense gibi görselliği daha kuvvetli bir araçla birlikte ve yine iş birimlerinin geneline yayılmış self-service faaliyetlerin çıktılarının da şubeler tarafından kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte aslında daha efektif olmuş oluyor. Böylelikle aslında bugüne kadar alışılmış olan yani şubeye bir şeyin gönderilmesi, işte şubelerin o listeler üzerinden belki filtrelemelerde bile aslında belli yerlerde zorlanması
Ve ama genelde hep böyle günlük olması bu işlerin vardır. O güne dair bir site vardır veya işte o güne dair bir bilgi vardır. O güne dair bilgiden sizin şubenizi veya sizin müşterinizi ilgilendiren bir kısım vardır. Onu bir alırsınız, onunla çalışırsınız ama işte ertesi gün ne olacaktır o başkadır gibi. Çok da hani gidişatı izleme, daha bir canlı izleme, ona göre bir aksiyon alma, gün içerisinde belki yönü değiştirme gibi şeyleri çok yapamazdık. Bu şubeye açılmayla beraber, Brixsense'in şubeye açılmasıyla beraber özellikle satış pazarlama anlamında faaliyetler için çok faydalı ve çok sevilen, tutulan, verimli kullanılan çıktılar üretebilmeyi başardık çok kısa süre içerisinde. Bundan dolayı memnunuz. Yani şube kullanımından oldukça memnunuz. Bunun şöyle bir göstergesi var, çarpıcı bir örnek olarak. Tabii malum olacağı üzere de öyle söylemiştim. Bankada aslında çok uzun süredir birçok istekas aracıyla, birçok istekas süreciyle üretilmiş çıktılar söz konusu. Fakat bu son dönemde yapılmış ClickSense'le birlikte anlık veriyi de kullanabilen ve daha veri görselliğini filtreleme anlamında da avantajlı kılan panellerle biz bugüne kadarki şube kullanımındaki rakamları, toplamda yakalanmış rakamların hepsinden çok daha yüksek rakamlar yakalayan, kullanım rakamları yakalayan çıktılar üretebildiği başardı. Bu da aslında bir doğru bir şey olduğunu, yani şube açılımının da aslında kurum geneli kullanımının sensin, doğru olduğunu, verimli olacağını gösteriyor. Zaten aksi takdirde hatırlarsanız bunu değerlendirdiğimizde şeyi konuşuyorduk. Aksi durumun yani kurum içerisindeki analitik anlamdaki aracın belli bir aşamada değişmesi veya farklı interfeyslerle, yani farklı arayüzlerle sunmaya çalışmak aslında bir kırılım yaratıyor bir yani. O kırılımlar maalesef veri güvenliği ve şey anlamında da problem oluşturmaya başlıyor. İşte verinin ortalıkta dolaşması veya işte versiyon problemlerinin yaşanması. Yani verinin bütünlüğünü bozan, tutarlılık anlamında ve güvenlik anlamında sorunlar yaratan bir durum bence. Velhasıl kullanıcılar farklı profillerdedir, evet. Belki sadece read-only kullanıcılar vardır, filtreleme yapan. Belki işte kendisine verilmiş data setler üzerinde bazı keşif yapan kullanıcılar vardır. Kimi yerlerde de aslında veri modeli hazırlayan kullanıcılar vardır ama tümünün bir platform olarak ClickSense kullanılıyor olması, Click de böyle ifade ediyor, değil mi? Aynen öyle. Platform, aynen. Biz daha verimli bulduğumuz için şubeye de bu şekilde gitmeyi düşünüp planlayıp çalıştık bu doğrultuda. Bu yönden de memnunuz. Bu yöndeki çalışmalarımızla devam ediyor. 2020'nin devam edecek. Aslında orada sizin söylediğiniz, bahsettiğiniz konuda en önemli şeylerden biri hep bir kesit, bir T-1 gibi durumda şubeler veri erişiyordu. O bakış açısı da hem analitik bir bakış açısı oluştu. Bir application dediğiniz gibi işte keşfetmeyi şube tarafı da yaşayabiliyor. Hem de daha anlık veriye erişerek bunu yapabiliyor. Sahada değişimi hızlı görüp o rotayı hızlı değiştirebiliyor. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye gibi koşulların hızlı değiştiği, çok hızlı değiştiği bir yerde yani bu flexibility önemliydi ve o bahsettiğiniz işte genel müdürlükte bir bakış açısı var, evet görüyor ama sahaya o inmedikten sonra genel müdürlükte o kopukluk sorun oluşturabiliyor ve bu da veri okuryazarlığı da etkileyebiliyor diye konuşuyorduk sizlerle de. Aynen tabii. Ben de aslında veri okuryazarına tekrar dönecektim size, siz ne dersiniz diye soracaktım. Sizin söylediklerinizde şunu eklemek istiyorum. Bu aslında bir yandan analitik uygulamaların, analitik ekranların, istek açıklarının aslında bir iletişim aracına dönüşmesine de geliyor. Yani o hani demin bahsettiğim gibi olayın sadece günlük olmaması veya bir kere söylendi, sonra yapıldı, sonra sonucunu gördük gibi değil de daha canlı, daha aktif sağlanabilmesi aslında bir iletişim aracına da dönüşüyor. Bu belki işte şubeler veya uyduğu lokasyonlardaki farklı organizasyonlar, organizasyona değişik banka olmayan yerlerde. Veri okuryazarlığı aslında hakikaten bu bağlamda şey yapıyor, oturuyor. Aynen. Ve sizin orada ben hatırlıyorum şey de çok önemli. Sahadan direkt bizzat gidip siz ve ekibiniz inputları alıp tabii çevik bir sistem olmasının artıları da o input'u aldıktan sonra output'u son kullanıcıya göstermek bir gün vesaire olunca kullanıcı da iştahı artıyor. Yani aylarca beklemedi. Sizin oradaki şeyiniz de çok önemliydi. Yani direkt
bizzat sahadaki şubeden veya bölge müdürlerinden o geri bildirimleri kendiniz birebir aldığınız için bence başarının önemli bir etkenlerinden biri de o kısımdı şey olarak gibi geliyor bana. Evet, tabii doğru. Yani o da hani her ne kadar onlar bir self-service enable olmasa bile belki aslında o tarafın gereksinimlerini iyi anlayıp ifade edebilen bir takım self-service çalışmış oldu aslında. Yani o işin geliştirmeleri için de bir şube analitikleri için spesifik bir takım kurduk 2020 itibariyle. Bu şube analitik ekranları için kurduğumuz o takım aslında o işin oranın gereksinimini self servis olarak da icra eden bir agile ekip olmuş oldu. Doğru. Aynen, tabii. Biraz da şeye doğru geçecek olursak, sizle çok konuştuğumuz konulardan biri sohbetlerimizde gömülü analitik, yani embedded analitik. Şimdi gömülü analitik dediğimizde de birkaç başlık olabiliyor. Yani Evet. orada gömülü analitikte sizde her use case var bu arada. Yani Evet. sistemsel bir gömülü analitik olarak var. Bir application içinde gömülü olması var. Evet. Siz o açıdan bütün örnekleri barındırıyorsunuz. Ama burada en önemlisi sizde de hep konuştuğumuz sanki şey gibi. Yani iş application, iş uygulamaların içerisine sizin analitiği götürmeniz aslında kullanımı ve ona tekabül gelen geri dönüşleri artırıyor gibi. Burada yorumlarınız nedir? Evet. Yani dediğiniz gibi gömülü analitik, gömülü deyince de böyle hani sanki çok zorlarda, gizli de bir yerdeymiş gibi oldu. Doğru. Aslında o değil belki ama tabii Türkçeleştirince öyle geliyor. Bizde dediğiniz gibi aslında bunun tüm türleri var. Biz ilk başlarda belki ilk türlerini gömülü, iyi gömülü zannediyorduk. Sonra biraz daha gömmek gerektiğini anladım. Bu süreçte. Farklı türleri var tabii. Fakat teknolojik olarak bir işte bir teknolojik boyutu var. Yani işte linkleyerek de bir analitik şey bir uygulamayla veya portalla ilişkilendirilebiliyor. Veya işte basit olarak inline diye ifade edilen içine koyma gibi de olabiliyor. Fakat bunun biraz daha verimlisi, belki daha iyisi işte Fused Analytics kavramının içerisinde olduğu gibi uygulamalarla iç içe olması. Tabii bu işin aslında biraz dediğim gibi teknolojik tarafı. Kullanılmakta olan uygulamalara göre belki zorluk seviyeleri değişebilir. Yani custom development uygulamanın içerisinde durum farklı olabilir. Ama işte bir ERP çözümünün içerisinde durum farklı olabilir. Yani embedded işleri, gömülü analitik işlerini teknolojik olarak kullanmak kurumları belli yerlerde farklı zorlanmalara sokabilir. Çünkü standart koymak zor olabilir. Ama onun ötesinde sizin demin dediğiniz nokta daha da önemli. Yani bu niye olmalı veya niye yapılmalı diye baktığımızda birkaç unsur var. Aslında bir tanesi bu konsept shift'in oluşmasını engellemek çok önemli bence hakikaten. O dediğiniz gibi sizin de konuştuğunuz analitik portalların modası geçti diye demiştim. Evet hani analitik portalların tüm analitik uygulamalara ve analitik çıktılara erişilebilen bir portal olması, herkesin oraya gelmesi, oradan bakması bu biraz hani bugüne kadar hep vardı ama biraz bunun hakikaten de modası geçiyor. Çünkü artık insanlar uygulamalarda, ekranlarda çeşitlikler arttıkça onların içerisinde akarken oradaki doğru veriyi görmek ihtiyacında duyabiliyorlar. Tabii bu böyle söyleyince normal gibi geliyor ama zaten düşünürsek örneğin Clean de yeni eklentilerinde bu otomatik insight'lar üreten şeyler var mesela değil mi? Unsurlar var. Şimdi otomatik insight aslında hani adı üzerinde biraz bir iş olurken bir yandan da hani oluşan data, biriken data veya ilişkilendirilip çekilen datadan bir sonucu yakalamak gibi falan değil mi? Şimdi bunu yapabilmek için aslında demek ki hani başka bir ortam var. Senin otomatik insight'ları da biz orada oluşturuyoruz. Buradaki işi bitince bir de git ona bak demek zaten olmayacaktır. Hani makul olanı aslında otomatik olsun olmasın aslında bu insight'ın bir şekilde işleyişin içerisinde olması. Yani business analitik portalın içerisinde değil de business application içerisinde olmasının çok önemli olacağını, bunu sadece kurumların kendi iç kullanımlarında değil, zaten örneklerinde yine görüyoruz dünyada, dışarıya sundukları araçların içlerinde de olması gerekeceğini, olacağını, olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda embedded analitik, gömülü analitik konusu aslında teknolojik olarak çok enteresan olmamakla birlikte süreç ve yaklaşımlar anlamında gelişmeye açık, önemli bir konu.
Biz de bu yönde çalışmalarımız oldu. Özellikle iş uygulamalarımızın içerisinde gömülü analitiği verimli bir şekilde kullanmak adına hem altyapısal hem de geliştirmesel bazı standartlar belirleme yönünde çalıştık. Aynen. Bunun bir avantajı da çünkü, onu da ekleyeyim embedded konusuyla ilgili olarak. Aslında bir avantajı da custom development uygulamalarda belli durumlar için, yani analitik gösterimler için aslında bir efor sağlıyor, bir geliştirme efor kazancı sağlıyor. ClickSense gibi bir aracın tamamen belki full bir rapor şeklinde veya dashboard şeklinde değil ama objelerinin dahi kullanılarak bir yerlere yerleştirilebiliyor olması, aynı veri görselliğini veya o in-memory teknolojisindeki aynı veri şeyini, nasıl diyeyim, hızını İstediğini. yakalayabilecek verimliliği kendiniz development içerisinde sağlamaya çalıştığınızda buradaki geliştirme eforu çok daha fazla oluyor karşılaştırıldığında. Bu da aslında avantaj sağlıyor tabii. Yani kurumun kendisine normal development olarak yapacağına bu işleri, bu analitik gösterimleri ve şeyleri böyle bir aracı içine embed ederek yapmanın geliştirme eforu sağladığını gördük. Bundan da memnunuz. O yöndeki Aynen. çalışmalarımıza. Tam o noktaya değinecektim sizin dediğiniz. O platform yaklaşımı dediğimiz yaklaşım sayesinde aslında sizin bahsettiğiniz gibi yaptığımız dashboard'u kolayca bir link haline getirip Tabii. sizin kendi analitik uygulamaları, iş uygulamaları içerisine entegrasyonunu hatta kendi ekibiniz yani sizin kendi ekibiniz dahi şey kısa bir eğitimle ve şeyle araştırmayla yapabildi o açıdan. O clean Evet. sağladığı esnekliği o açıdan hızlandırabiliyor şey, Evet. sizin süreçte aynı. Tabii. Burada diğer hep konuştuğumuz ama o biraz daha değişik bir konu olabiliyor. Mobilite. Son dönemde biraz daha arttı tabii. Şimdi pandemi sürecinde birçoğumuz evden çalışıyoruz ve mobilite de arttı. Evet. Bir yandan iyi bir yandan kötü tabii. Ben de iki tane çocuk olunca evden çalışmak çok sıkıntılı oluyor ama tabii diğer açılardan insanlar için faydası da oluyor kurumlar için de. Evet. Orada sizin mobilitede Click'le ilgili yol haritanızda bir şey var mı veya şimdiye kadar nasıl bir yaklaşım oldu? Çünkü bu şube kullanımıyla da bağlantılı bir şey. Çünkü şimdi mobilden devamlı T-1 veriye bakmak da çok şey değil. Yani adam hep aynı veri görecekse oradaki kullanım zaten use case çok iyi çıkmıyor. Orada o şubeyle de ilişkili bir bağlantı şeyi de var aslında siz de takdir edersiniz. Oradaki yorumunuz nedir? Tabii. Yani mobil durum aslında bahsettiğiniz gibi tamamen erişilebilirlikle alakalı, erişme gereği ve ihtiyacıyla alakalı olarak aslında biraz ortaya çıkıyor. Mesela bu teknolojideki gelişimler tabii gerek network hızlarının artmış olması, gerek bu işte altyapıların da artık daha scalable olması, yani Docker, Kubernetes gibi teknolojilerle birlikte. Ve bunların yanı sıra da CDC gibi, işte Kafka gibi teknolojilerle bu anlık verinin daha iyi kullanılabiliyor olmasıyla beraber biz aslında bu veri modelleme ve arayüzünü birleştirdiğimizde bu şeylere ulaşabildik. Hani demin bahsettiğim şubeye daha iyi ulaşan, verimli ulaşan işlere yakalayabildik. Şimdi hal böyle olunca aslında insanların bunu mobil olarak görme isteği de aslında artıyor. Yoksa esasen mobil teknolojiler uzunca bir süredir var. Yani işte mobil olarak tabletler, cep telefonları tabii malum veya bir bilgisayarın dışarıdan başka bir yerden, ofis söz konusu olmayan bir yerden kullanılabilmesi tabii ki mümkün. Fakat çok gerek duyulmuyordu belki. Yani hani o demin de bahsettiğiniz gibi sadece T-1 çalışan, günde bir kere güncellenen, liste olarak gelen ve üzerinde sizin ilgili kısımları zaten print alıp fosforlu kalemle çizdiğiniz bir şeyin çok da mobil olmasına gerek yok o kadar aslında. Hani olsa da olabilir ama olmasa da kimse ona çok fazla istekli olmayabiliyordu. Fakat bu hem veri görselliği anlamında efektif olan, yani mesela harita objesi kullanabilen bir araçla yapılmış, üzerine güncel verinin aktığı ve de artık işte hani Big Data da değil, Wide Data'yı kullanan bazı application'lar geliştirilmişse bunu tabii ki mobil kullanmak istersiniz. Burada aslında mesele mobil veya oturduğunuz yerde olmaktan değil,
hep aslında sürekli kullanmak istemekten kaynaklanıyor. Ve sürekli kullanırken de sürekli fiziksel olarak ofiste olmadığı için insanlar ofis dışı, işin gereği belki zaten o ofis dışı olmak veya mobil olmak, sürekli erişebilir olma isteği bence zaten bu anlamda mobil erişimleri de uygulamaların, bu anlamda analitik uygulamaların, sense bizim geliştirdiğimiz gibi uygulamaların mobil olarak da kullanılabilmesini zaten şey kılıyor, mecbur, mutlaka olması gerekir, kılıyor diye düşünüyorum. Erişilebilirlikle alakalı yapılıyor. Mobil ihtiyacı artık o anlamda çok var. Bizim de bu yönde kesinlikle şeyimiz var. 2019'da bu anlamda bazı çalışmalarımız oldu. Onları tam istediğimiz noktaya henüz getiremedik. Devam ediyor çalışmalarımız. Ama bizim için önemli hedeflerden biridir, evet. Aynen. Uzaktan erişimle de kullanılabiliyor olması diye düşünüyorum. Evet. Aynen. Aslında şeye, sona doğru geliyoruz Serkan Bey. Şimdi zaman hızlı geçiyor konuşunca. Şimdiye kadarki yapılanlarla aslında hem self-service hem sahaya açılma konularıyla ilgili sağ olun bilgileri paylaştınız. Burada önümüzdeki dönemde İşbank neyi hedefliyor? Kısaca onlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi dediğiniz gibi işte otomatik insight'lar vesaire, biz hep onları konuşuyoruz sizlerle. Biraz daha augmented'a doğru dünyada kayıyor. Orada da şey yapıyoruz. Sizler oradaki görüşleriniz nedir? Veya beklentileriniz nedir? Evet, yani bu aslında konuştuğumuz konuların hepsinin uzantıları şeklinde birçoğu. Bağlantılı. Mesela işte bu en son konuştuğumuz mobil işi. Burada ben 2021 ve sonrasında mobil anlamlarda belki ilk başta sadece erişilebilirlik ihtiyaçları varken, demin söylediğimiz gibi her yerde erişilebilirlik, daha sonrasında mobil uygulamaların daha da çok kullanılmaya başlayacağını normalinden. Çünkü bunu online bankacılık uygulamalarında falan da görüyoruz. Yani bankaların interaktif normal browser üzerinde erişilen uygulamalarındansa işte şey uygulamalarının, cep telefonu üzerinde erişilen mobil uygulamaların daha çok kullanıldığını görmeye başlıyoruz. Bir yerden sonra o uygulamaların özelleştirilmesi, özelleştirilme noktasına geleceğini düşünüyorum. Yani sadece işte aracın şey olması, flexible olması veya işte ClickSense'de yapılan bir şeyin rahat bir şekilde mobil açılıyor olması yeterli olmayacak. Belki bunlar için hep mobil versiyonlar da ödeyecek. Mobil versiyonları geliştirme belki ayrı bir iş olacak. Bu bir anlamda efor bazında belki bazı şeyleri tekrar yapmak veya tekrar düzenleme gereği ortaya çıkartabiliyor ama hani en efektif mesela bu üst yönetimin yapısının değişeceğini belli bir anlamda bu olaylara bakış açısının değişeceğini düşünüyorum. Çünkü hali hazırda belki öyle bir durum da vardı. İşte daha geleneksel yaklaşımlarda eskiden üst yönetimlere genelde bilgi iletilir veya verilirdi. Hani böyle kendileri çok fazla bakmazdı. Aslında o belki de hani yoğunluğun veya çok fazla konu olmasının da verdiği bir şeydi. Bakmak çok pratik değildi veya bakınca bir anda görmek çok mümkün değildi. 100 tane şeyin içerisinden bir tanesi veya ikisinin toplamıydı belki aranan şey. O yüzden soruluyordu. İşte mobil gibi biraz daha basit indirgenmiş uygulamalarda belki o istenilen rakam direkt görüldüğünde, işte istenilen renk direkt anlaşıldığında aslında üst yönetimlerin de analitik çıktılara bakış açıları, kullanım alışkanlıkları bu şeyle beraber değişecek, o yöne doğru ilerleyecek diye düşünüyorum. Onun yanı sıra bu embedded konularında, embedded analytics'ten bahsettiğimiz konuda standartizasyonların artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün çok farklı platformlar var. Analitik işleri, gönüllü analitik işlerini nereye nasıl koyacağımız konusu efor avantajı yaratabiliyor demiştim. Fakat her seferinde tekrar nasıl yerleştirileceği çalışılırsa, işte o bir yere yerleştirdiğimiz şeyi başka bir yere yerleştirirken farklı bir teknolojiden dolayı bir hani plug, yani takıp sökebileceğimiz, direkt oradan alıp buraya takamayacağımız şeyler olursa o efor avantajını biraz kaybetmeye başlayabiliyoruz. Hatta başımıza başka problemler açmaya başlayabiliriz. O biraz ürkütücü. Zamanla bu embedded analitik, gömülü analitik işinin biraz daha globalde de belli standartizasyonları olabileceğini düşünüyorum. Şu an çok fazla yok veya varsa bile olgunlaşmış değil.
o formatlar, o arayüzler belirlenecek diye bekliyorum. Ve de yine bir öngörü olarak, bu ilk başta hani Gartner'ın öngörüsünde de olduğu gibi, artık real time işi, bu clean dokumentasyonu da vardı. Yani real time işi böyle bir lüks değil artık. Hani real time analitik lüks olmaktan çıkacak. Hatta belki bu işte T-1 işleri falan çok rağbet görmez hale gelecek. Hani continuous intelligence diye ifade edilen kavramın büyüyeceğini ve çok önemli hale geleceğini düşünüyorum. Biraz bunlar hepsi birbirini şey yapar. Destekleyen birbirini besleyen. Aynen, aynen, aynen. Clean, geçen hafta bir etkinliğinde de, global etkinliğinde de sizin dediğiniz o continuous intelligence olayına çok vurgu var zaten. Artık hem bu self servis bir mit olmaktan çıkacak, hem dediğiniz gibi işte T-1 değil artık, daha anlığa yakın veriler. Sizin bahsettiğiniz işte hem büyük veri teknolojileri, hem de Click gibi daha niş bu teknolojik yatırımlarla birlikte kullanıldığında son kullanıcı, artık sahadaki kişileri daha enable edecek işte işler çıkacaktır. Çünkü yapılan analitik modellerin çıktısını da sunmak gerekiyor. Sizde de öyle çalışmalar yapılmıştı hatırlıyorum. Bir analitik tahminsel model yapsanız o çıktıyı yine sunmak gerekiyor. Orada da yine bir entegrasyon var ve yine embedded var, yine streaming var. Her şey birbirine çok connected. Bizde de yapay zeka tarafında mesela bu ClickSense arayüzleri tam böyle sizin dediğiniz gibi oradaki ileri analitik çalışmaları veya tahminlemeler adına ClickSense önemli bir teknik etkinlik oldu. Yani oranın da bir eli ayağı oldu aslında. Ama tabii yine bir işte embedded analitik teknolojilerin standartizasyonunu iyi koymak, bunları serileştirmek gerekiyor bizim için önemli hedef. Bunların aynı şekilde her ortamdan erişilebilir olmasını sağlamak bir önemli hedef. İşte bunlar birbirine bağlantı olarak gelecektir. Self-service anlamında da en önemlisi self-service'in bu dijital dönüşüm için istenen çevikliği yakalatabilmesi adına DataOps pratiklerinin önemli olduğunu, bunların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de zaten hani sorduğunuz soru da oradaydı ya, işte İş Bankası hani ne yapmak istiyor diye. Biz de bu günlerde ve önümüzdeki günlerde bu DataOps pratikleri üzerine de bazı çalışmalar içerisindeyiz. Buraları iyileştirmek adına tabii bitmiyor çalışmalar. Bu şekilde devam ediyor. O DevOps'un DataOps kısmına geçiyor artık kurumlar dediğiniz gibi. Evet. Yani bu test ve deployment süreçlerini otomatikleştirme, kalite süreçlerini otomatikleştirme gibi birçok adımı da içeriyor. Bunların tabii biraz daha governance bacağı anlamında da hani sadece regülasyonlar için değil, yine sadece regülasyonlara hizmet etmek değil, belki governance denince o akla geliyor benim yönetişim. Sanki hep böyle bir denetim veya uyum şey gibi. Ama esasen çalışmaların verimliliğini arttırma anlamında da çok faydalı çıktı üretebiliyor. Özellikle veri kataloglama konusunun çok yüksek önem arz ettiğini ama zor bir konu olduğunu düşünüyorum. Bizim veri yönetişimi tarafında bu şu yönde çalışmalarımız var. Önem verdiğimiz, 2020 için önem verdiğimiz çalışmalardan biri de veri kataloglama. Bunun dediğim gibi sadece uyum gereksinimleri de var muhakkak. Doğuda da özellikle yeni bilgi sistemleri yönetmeliğinde falan da buna dair bankalar için BDDK tarafından gelen zorunluluklar var. Ama bunların özellikle self-servis olarak da iş birimlerinin, business'ın veriyi kullanması yönünde çok faydalı olacağını, yani şey olarak da satış pazarlama faaliyetlerine, büyüme ve karlılık anlamında da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sadece uyum ve yasal zorunluluklar olarak değil. Sadece regülatif değil, regülasyon zaten size çok önemli ama bunun bir de tabii kurumların düşündüğü ve... Zaten bir strateji olarak mecburi strateji olarak. Biz onun üstüne işte biraz daha hani bundan değer üretmek, hani veriden değer üretebileceğimiz... stratejileri de ekleyelim. O yaptıklarımızı aynı zamanda oraya doğru da fayda sağlasın şeklinde, yatırım olarak şekillendirmek istiyoruz. Bu yönde devam edelim. İnşallah tabii bu şeylerin, salgının, sağlık sıkıntılarının yere doğru gitmesini bir an önce atlatır dünya ve Türkiye dediğiniz gibi. Aynen. Tekrar hep beraber bir arada daha böyle yoğun çalıştığımız o şekilde. Aynen. Tuzlu'yu özledim ben de Serkan Bey. Aynen dediğiniz gibi. Tabii yani insan belli anlamlarda
birlikte çalışmayı, beraber çalışmayı, işte ne bileyim bir onun o çalışmanın arasında bir mola vermeyi, onu falan da bir özlüyor yani. Tabii, Muhakkak doğru. ki. Şimdi son kapatacağız. Serkan Bey, sizin iletmek istediğiniz bir şey var mıdır? Sonra soru var mı diye soracağım ben. Varsa şimdiden sizler yazabilirsiniz. Serkan Bey, sizin ekleyeceğiniz genel bir şey var mıdır? Çok sağ olun. Çok açıklayıcı ve bence çok değerli bilgiler paylaştınız. Yaklaşık bir Ne çok. saat oldu. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Ben bir yandan da sorular kısmına bakıyorum. İnsanlar Hadi soru soru varsa onları bakalım. cevaplayalım. Şuradan ben açayım hemen. Galiba şu an bir soru yok. Şu an bir soru yok Serkan Bey. Biraz bekleyelim, belki gelir. Genelde biz geç soru sorarız. Türk insanları ben dahil. Evet. O sırada siz kısmen de olsa ofislere döndünüz mü? Orada bir şey var mı, değişiklik? Evet, kısmen döndük. Yani şubelerde bu dönme yüzdesi tabii çok daha fazla. Genel müdürlük departmanlarında biraz daha az. BT, yani IT ve yazılım departmanlarında ona göre biraz daha az şekilde. Tabii çalışma tarzlarının farklılıklarından kaynaklanıyor. Ona Doğru. göre farklı şeyler var, yerleşimler var. Bu süreç tabii mesela bu tip online söyleşilerin de yine aslında teknolojik olarak belki geçen sene de yapılması mümkündü ama pek yapmıyor. Hani işte hep etkinlikleri fiziksel olarak gerçekleştiriyorduk. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun. Bu biraz zorunlu olarak bizi buraya itti. Aslında hani böyle zorunlu olmasa, bu şekilde olmasa, bu sağlık programları tabii ki çok daha iyiydi. Ama vesileyle aslında bu işlerin de bir yandan belli anlamlarda çok verimli olduğunu gördük. Çünkü işte bazen biliyorsunuz bir etkinlik, 2 günlük bir etkinlik, belki katılacağınız 3-5 tane seans var. İşte belki toplasanız 40-45 dakikadan 2-3 saatlik bir vakit için işte seyahat ediyorsunuz, işte otel konaklaması yapıyorsunuz. Tabii bu işlerin de muhakkak hani sosyal anlamda bazı keyifli noktaları vardır. Onu tamamen göz ardı Doğru. etmeyelim. Ama bazen de hani maliyetler anlamında kişilerin vakit bulabilmesi, fırsat yaratabilmesi, katılabilmesi anlamında da zor oluyor. Maliyetler anlamında da zor oluyor. Aslında online etkinliklerin de bir yandan bütün etkinlikler online'a dönsün demiyorum ama online etkinliklerinin de sayısının artması bence insanların bilgi paylaşımı anlamında Geri erişim, bilgi erişim artacak. daha da arttı. Doğru. Evet, onun gelişim gibi düşünüyorum. Bir soru geldi Serkan Bey, direkt size geldi. Ben buna cevap vermek isterim ama ben direkt girmeyeyim. Neden rakipleri değil, Gartner'ın sağ üstündeki diğer rakipleri değil de Click diye bir soru gelmiş size. Bilmiyorum, direkt böyle bir şeye cevap vermek ister misiniz ama. Gartner'ın sağ üstteki rakipleriyle Tableau aracı ve Microsoft'un aracı Evet. muhtemelen kastediliyor diye düşünüyorum. Çünkü Evet. 2018, 2019 ve 2020'de hep Magic Quadrant'ta bu üçlü vardı. Aynen. Yani şimdi bakıldığında aslında o kuadrantın toplamında çok da fazla araç var. Aslında o kadar o araç sayısı içerisinde Magic Quadrant'ta 3 olması bence az bile. Belki daha fazla bir araç olabilir. Dolayısıyla 22'ye bunların yakın araç var dediğiniz gibi. tabii 22 tane evet yanlış. araç var. Aslında sadece üçü, yani böyle sanki yani üç büyükler durumu varmışçasına. Böyle bakıldığında hani işte herkes bu üç büyüklerden birini tuttuğu gibi bu aslında bu üç büyük ürünlerden bir tanesinin alınmasının normalen yani çok ilginç olmadığını düşünüyorum. Fakat bununla beraber bizim yaptığımız değerlendirme, tabii işin şaka tarafı ama bizim yaptığımız değerlendirmelerde biz esasen bu işleri Türkiye'deki yaklaşımlarını da çok önemsedik. Yani bu tek başına bir şey satın almak veya bir lisansı almakla olmuyor. Bizim gibi büyük organizasyonların çok fazla gereksinimleri var. Yani işte sizlerle beraber yaşadık bunu biliyorsunuz. Biz ürünü kurarken bile sizin bile tahmin ettiğinizden çok uzun sürelerde kurduk. Bu yanlış anlaşılmasın. Kurmayı beceremedik anlamında değil. İşte bunu
high available bir yapıda kurmaya çalışıyorsunuz. İşte belli mimari standartlar var. Onlara göre kurmaya çalışıyorsunuz. İşte işin disaster recovery ayağı var falan ve bu hal böyle olunca işte ne bileyim donanımda bazı spesifik durumlar söz konusu oluyor. Böyle yerlerde destek çok önemli, support çok önemli. Hem teknolojik altyapı anlamında support, hem de iş danışmanlık anlamında, işte bu ürünün kullanımı olsun, kurum içerisinde yaygınlaştırmasında eğitimler veya direkt bizzat geliştirmeler anlamında. Burada açıkçası Qlik aracıyla ilgili değerlendirmelerimizde diğer teknoloji olarak sizlerin de sizlerle olan ilişkiniz Türkiye'deki bu sizdeki yetkinlik ve bu çalışmaları beraber biz sürdürebileceğimize inanıyor olmamız da bizim için çok önemli bir göstergeydi. Yani şeydi, değerlendirme noktasıydı. O şekilde ilerledik açıkçası. Çok sağ olun. Cidden çok Evet. teşekkür ederim. Ben de sizin vesilenizle, sizin ekibinize de çok sağ olun. Biz de sizle çalışmaktan çok zevk alıyoruz. Umarım daha başarılı ve güzel işlere birlikte imza atarız. Bugün de zaman ayırıp değerli görüşlerinizi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum o organizasyon için. Öncelikle size ve tabii webinarı anlamlı kılan katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Umarım. İyi Çok sağ olun. İyi günler. günler, iyi çalışmalar. Herkese çok sağ olun katılım için. Teşekkür ederiz.